zaman çok biraz zor değil mi? Yani mesela ben çok aslında çok önemli bir tespit. Belki de herkes farklı şekilde ifade ediyor ama aklın yolu bir. Evet, yani Serkan Bey toparlama aklına, bir konuşma şimdi, yaptı. Serkan Topyar şunu söylüyor. Sen adamı kutuplaştırdıktan sonra kutuplaşmanın sonucu nötrleşmektir. Toplumu iki parça haline getirirsin. Eksi ve artı gibi düşün. Nötrleştirirsin. Bir kesimi, toplumun neredeyse yakın bir kesimini ona her ne yaparsa yapsın kutuplaştığı için onun uyuma taktiği haline gelen toplum haline getirirsin. Bak uyuyor demedim. Taktiğini yapan. Çünkü normalde bir herhangi bir aklı selim ülkeye böyle bir saldırı olduktan sonra biraz önce verdiğin örneği hepimiz yaşadık. Hatta senden de öncesini bizler yaşadık. Bir ülkeye bir saldırı altında olduğu zaman bu ülkedeki insanımız normal hasleti özelliği hep beraber o saldırıya karşı toprak aidiyetinden dolayı sağcısı solcusu ona karşı koyardı. İçeriden çıkacak tek bir çatlak sesi de halkın kendisi gömerdi. Aynen. Yok böyle bir şey diye. Bizim eski sol tüfek abilerimiz de Türkiye ülkeyi kurtarmaya çalışıyordu. Bugün hiç yapılan gibi da bilinçli. Bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi. Ulaşım kanalları da öyle. Merve, internet ağları, sosyal medya hepsiyle bugün beraber. Cumhuriyet Halk Partisi, Serkan konuşka aklıma geldi. Eğer ülkeyi teslim edersek ne olur diye. Ben de sürekli aynı şekilde hem konuşmalarımda hem yazılarımda o soruyu soruyorum. Hangi partiyi verirsen ver. Tabii ki herkesi tamam. Ama baktığın zaman şöyle bir gerçekle karşı karşıya değil miyiz? Yaşadıklarımızı görüyorsun. İddiamız, meydan okumamız ortada. Tamam. Ama sen farklı düşünüyor olabilirsin. Ona da tamam. Fakat adam diyor ki net bir şekilde söylüyor. Ben diyor iktidara geldiğimde bu çok tehlikeli bir şey. Bütün diyor dış politikamızı 180 derece değiştireceğim diyor. Şimdi ben bir ortalama Türk zekası olarak konuşuyorum. Ya şu anda yaşadıklarımı 180 derece geriye alıyorum. Bunu bir insan uyanması için en doğru ifadedir bu. Uyandırmak için. Kutuplaşmışsındır. Morfinlisindir ama çok basit. Bana 180 derece tek tek bakıyorum. Söyleyince komik gibi geliyor ama komik değil. Azerbaycan'da kavga edeceksin. Suriye'den, Irak'tan çekileceksin. Mavi vatanı unutacaksın. ABD'nin kucağına oturacaksın. Yani İngiltere'yle çok ilişkiler geçeceksin. Yunanistan'a ada vereceksin. Rusya'ya ambargo uygulayacak. Turizm gelirlerinden vazgeçeceksin. Buna kızmasın. Bakın 180 derece budur. Hani 169 derece dese 169'da duracağım belki bir yerde. Ama budur. Şimdi bunu söyleyen mesela ultra ulusalcı değil mi? İşte o Aslı Baykal gibi isyan eden bizim eski tanıdığımız, kavga ettiğimiz insanlar koyduğun zaman hani biraz daha önce biliyorsunuz savcı sayan bir telefonla bağlantı kurmuştu. Sayın Erdoğan başbakanken İngiltere'ye gidiyor. İçeride onlarla ilgili bir haber yapılacak. Bu yaşanmış bir hadisenin içerisindeki bir anekdot. Bir dakika diyor. Şu anda başbakan diyor İngiltere'de. Biz diyor bu Türkiye aleyhine herhangi bir şey konuşmayalım. Gelince konuşalım diyebilecek olan kadar bir hassasiyet bile farklı bir şey. O yüzden benim endişem korkum o. Biz 3-5 tane çapulcu, 3-5 tane teröriste boyun eğmeyiz. Biz 1000 yıldır ümitli olduğum taraf ne biliyor musun Merve? Biz 1000 yıldır kazanıyoruz zaten. Bu millet 1000 yıldır hep kazanmış. Biz kaybetmedik. Kaybetmeyiz de. Ama sen bizim mahallenin veletleri öyle tarif ediyorum. Tekrar metaforunu yapayım. Kaplumbağa hacca yola çıkmış gidiyor. Bakmışlar demişler bu hızla hacca gidilir mi kardeş sen ne yap? Yo ben niyetim diyor hacca gitmek ama diyor. Ben diyor bizim mahalleden korkuyorum. Ne demek o diyor? Bizim mahallenin veletleri gelip de diyor kaplumbağayı diyor, çevirirler ters hacca gidemem diyor sonra diyor. Şimdi içimizdeki İrlanda dedim ben de kaplumbağaya bağladım. Netice aynı şeydir. Eğer hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz. Ama çok ümit var. Neden biliyor musunuz? Ne olursa olsun bu bir şey de değil yani. Hep biz kazandık. Biz yani ve sonuçta gene biz kazanacağız. Peki. Fakat bir siyasetçinin bugün ülkede en köklü olduğu iddia eden bir siyasetçi çıkıp da bugün televizyonlarda hala bir efendim biz iktidara gelirsek Selahattin Demirci serbest bırakacağız. Bu seçim vaadi artık. Serbest bırakacağız demesi. Efendim YPG bir terör örgütü değildir demesi. Yani ABD ne düşünüyorsa bu fecaattir, felakettir. Bize saldıranlara onu Amerika'nın bir saatten bir ispatlamaya çalışıyoruz. Terör örgütüne. Peki. Bunlar kendi korumaya çalışan ben diyebilmesi, aynı zamanda 180 diyebilmesi korkunç bir halde. Kutuplaşma ötesinde bir şey. Peki müttefikliğimiz tartışmalıdır demesi Sayın Süleyman Soylu'nun nedir? Ne anlama gelir sizce? Nasıl? Pardon. Müttefikliğimiz artık tartışmalıdır demesi. Şimdi bence orada başka bir de iddia var. O da şu. Zaten bunlar biliniyordu. Ama biz bunu yakaladık sizin elemanınızı. Yakalayınca çektikçe bütün her şey ortaya çıkıyor. Bu kadar da kör parmağım gözüne konuşmayalım. Bu bir ihsastır, imadır.
mesajı da aldık. Hı hı. Kim olduğunu da biliyoruz. Çok kuvvetli cevap vereceğiz diyor. Daha ne olsun yani. Nasıl bir artık, cevap sizce? Bakın. Bir yorum. Önce bir şey söyleyeyim. Siz bir harekat olabilir dediniz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın işte şu anda tabii G20 zirvesinde hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkeye döndüğünde tabii birkaç gün içerisinde, iki gün içerisinde biz buraya kadar geldik. Bir hafta içerisinde belki çok daha fazla istihbari bilgiye sahip olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye'ye geldiğinde bununla ilgili tabii ki değerlendirmeler başlayacak, hı hı. yapılacaktır. Bunu şu anda önden söylemem benim mümkün değil. Yani ben burada sadece bir öngörüde değerlendirme yapabilirim. Hı hı. Ama bunun artık bıçağın hani kemiğe dayandığından bahsediyoruz. Böyle bir şey yok. Bıçak kemiğe zaten çok daha önce dayanmıştı. Biraz önce verdiğim örneği anlayabilecek olan insan da bunu anlar. Washington'a Abdüşahin'in gitmesi, ABD'nin de bayraklarının YPG'li araçlarda olması. Bunun artık böyle çok tartışacak bir konu değil. Saçmalık yani. Malumun ilamıdır aslında bir tartışmamız. Çok saçma bir şey. Ama geldiğimiz noktada 6 yıl uzun bir süre hiçbir terör eylemine maruz kalmamışız. Ve birden ortaya çıkıyor. Ve çok da acayip bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir canlı bomba değil ama profili öyle ayarlamışlar ki. Bir deminki iddiamın arkasındayım. Bu patlamadan sonra yakalanmış olmasaydı biz burada şu anda kim işte bilmeseydik aynen Arap'tan talimat alındığını bizzat teröristin YPG'liler tarafından eğitildiği itiraf bilmeseydik, bunu görmeseydik hı hı. bu patlamadan sonra daha büyük kaotik, daha büyük tartışma ortamı olacak. Neden? Çok hangi örgüte ait olduğunu, evet. nereden geldiğini, Suriyeliler mi, DAEŞ mi geldi, kim soktu, kim çıkarttı derken biz burada daha da büyük... Sığınmacı meselesi kaşınacaktı. Tabii ki ortada daha büyük kaos, daha büyük bir şey planlanıyordu. Operasyon çocuklarını düşünebilir operasyon musun? Çıkmasa ne yapacak, ne derleyecekler? Operasyon yani şu anda bunu söylüyorlar. Acaba bir de çıkmasaydı ne olacak? Mesela bak burada isim vermeden söyleyeyim. Biraz önce örneğini verdiniz. O bu tür operasyonlara kullanacak en güzel aparatlar, sanat camiası bilmem ne işte marka isimler bilmem ne ortaya çıktılar. Hocam aslında çok da doğru bir şey söylediniz de yani bazen başka ifade kullanamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Hakikaten operasyon yani çocukluğudur bu. Çıkıp da burada efendim zaten PKK'lı olmadığını falan söylemiş galiba. Bana Allah'ını severseniz söyleyin bu terörist nereden geldi? İfadesini kullanmak için öyle değil. Ne diyor? Öyle olsa yine bir nebze diyor ki hangi nebze? Hayır PKK'lı değil. Çünkü diyor PKK diyor bunu diyor reddetmiş diyor. Yani bak onu kabul dese gene diyor. Hani üstlenmedi anlamayacağım diyor. Da hadi diyeyim. Ya PKK'nın lafını bu ülkede birisi devletin lafının üzerinde görüyor. Bunu sosyal medyada aleni olarak bahsediyor ve Serkan'ın başta söylediği o kanun eksikliğinden dolayı rahat rahat dolaşıyor. Bu şu mudur yani sen yaşadığın devletin, vatandaşı olduğun milletin, devletin bakıp da ya bu devlet bana yalan söylüyor, bu devlet beni öldürmeye çalışıyor. Bence PKK daha doğru, bunlar dürüst insanlar, bunlar doğru söylüyor gibi. Bunu söyleyen bir sürü sanatçı var. İşte onu diyorum. Yani bunlar hala şu an duruyor. Bunlar şu kadar oldular ve gömüldüler. Ama düşünün ben senaryo sesleri yazıyorum. Sesleri çok çıkıyor ama. Şöyle söyleyeyim, senaryo yazıyorum. Yani bir tahayyülü bir şey ortaya koyuyorum. Eğer Türk istihbaratı, polisi, emniyet birimleri bu kadar hızlı davranıp da olayı bu kadar hızlı bir şekilde şifre etmiş olmasa idi diyorum. Senaryonun arkasında bir sürü A, B, C, D planları vardı. Hangisini oynatırsa oynatabiliyorsun. Profilden giriyorsun, çok Suriyeli tipi. Bakıyorsun hiç Kürt değil. Bakıyorsun bilmem ne böyle. Artık hangi örgüte yamarsan yama. O yüzden yani şunu da ifade edeyim. O yüzden PKK, YPG herhangi bir örgüt ben yaptım diye ortaya çıkmaz. Onu o yapmış zaten belli. Orada eğitildiği yer. Aydın Arap'tan gelmiş. Bugün bir şey söyleyeceğim ya. Biz Allah aşkına hangi güvenlikten bahsediyoruz? Bir de o da bir komedi var. Ya dünyanın en tehlikeli terör örgütleri nerede? Bizim sınırımızda. Bizi bu şekilde yargılıyor bir de. Bir de anlaşılmaz noktası var. Senin sağında İsviçre bu tarafta Belçika yok ki. Dünyada operasyon ne kadar terör örgütü varsa senin sınırın dibinde. Şimdi bu şartlarda düşün. O kadar çok geniş yelpaze var ki. Ve müthiş bir başarı var Onur. Yani şöyle bir başarı var. Biz onları biraz önce aslında hep biz konuştuk, ifade ettik ama biz sabahki her sabah programımızda artık programımıza giremez olduk. İlk 5 dakika son dakika haberi veriyoruz. MİT Suriye yaptığı operasyonda şu kod adlı getirdi. Ersgün Oluk MİT
efendim yapmış olduğu operasyon. İnanılmaz operasyonlar yaptı sonlara. Devam mı gelecek mi? Mesela hatta sizce Sayın Soylu'nun giriş yapamıyoruz. Yani bunun cevabı çok sert olacak da bir operasyon konuşuluyor, harekat konuşuluyor. Ya paketleri getiriyorlar bir ya onu imha ediyorlardı. MIT'in son dönemde neredeyse her hafta değil mi bir haber geliyor, bir başarılı yani bir operasyon. Bu çok onlarca yüzlerce kısmını da konuşmak ne kadar doğru bilmeyiz tabii de. Hocam ama burada baş göster bizim. Aynen Arap Polis'in operasyonu olur. Vatandaş olarak benim gönlümden geçen aynen araba yapılacak bir operasyon. Şu an Türk milletinin yüreğini soğutacak. Yani aynen Arap dediğimiz yer, bu arada düzeltelim, Kobani. Yani Fırat'ın, ben Emri Kobani'den aldım dediği nokta. Kobani diye aldım. Siz göstereceğim. Aynen Arap'a yapılacak bir operasyon Türk milletinin yüreğini soğutacaktır. Ya hatta biraz önce konuşan dağ faresinin MIT operasyonuyla öldürülmesi ya da teslim alıp getirilmesi Türk milletinin yüreğini soğutacaktır. Ya biz vatandaş olarak böyle beklentilerimiz vardır ama Türk devleti güçlüdür. Yapacağı hamleyi bilir, eylem, ne zaman yapacağını bu eylem da bilir. Neden planlandı? İki hafta üst önce komutanım bunu konuştunuz, hatırlar mısınız? Bak dediniz burada açıklıklar var, boşluklar var diyordunuz. Bak burada söylediniz. Doğru mu hatırladım? Aynen. Yani, bir boşluktur. Harekatlarda iki tane yer var. Asıl bizim burası. Bizim bir tek orası var. Aynen Arap ve Kobani var. Bir orasıdır diye bakın söyledi, ben şahidim alı. Teşekkür üç ederim. Hafta, pardon. Şimdi, üç hafta önce. İşte burada kıymetli izleyenlerimize bir kere daha hatırlatalım. Yani dikkat edilirse zaten bu geçişler, hani Aynel Arap Afrin geçişleri dikkat edin Minbit ve Tel Rifat üzerinden gerçekleşiyor. Ya bu YPG'nin kontrol altında olduğu bu kavun içi sarı olan alanlardan gerçekleşiyor. Şu YPG'nin kontrol tabii sarı olan yerler. Minbit ve Tel Rifat. PKK. Evet. PKK, PYD. Şimdi dolayısıyla şöyle bir hani önce şunu anlatmak isterim. Neden bir üst akıl artık kendini bile deşifre edecek noktada, Sayın Soylu açıkladı yani artık. Bunun devamı gelecektir, ben size söyleyeyim onu. Tahminim odur. Neden artık bu noktaya gelmek zorunda kaldı? Can çekişiyorlar. Evet. Çok güzel. Yani burada Türkiye'nin terörle mücadelesinde, yurt içinde terörü yok etmesi, yakın sınır civarındaki terör alanı, yaşam alanlarını ortadan kaldırmasının sonucudur ki artık bizi dizayn edecek terörist bu dönemde terörist İçişleri Bakanlığı'nın artık ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz demesi bile ya yani çok iğrenç bu şeyler bunlar. Ben bunu sordukça konusu yayına ceza gelebilir. Tamam. Biz en son burada operasyon çocukları bitirdik işi. Burada birkaç tane eylemin ana sebebi olabilir. Bir tanesini biliyoruz. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, gelişmesini engellemek. Yani Kafkaslardan tutun da işte tahıl krizi koridorunun ortadan, yani tahıl krizinin çözümlenmesi, enerji krizinde çok önemli bir üst olmaya doğru gidiyoruz. O başlıkları gidiyoruz. Konuştuk ya. Hocam, ama başka bir şey var. Siz de neden aynelere onu söyleyeceğim. Anlatır mısınız? Yani sürenin iki tane, sonuna geliyorken. Ama bunun dışında. İyi dinlemiş olsaydınız 3 hafta önce anlatmıştı. Komutanım. Hatırlıyorum çünkü. Teşekkür ederim. Neden aynen Arap? Evet, şimdi burada iki tane. Bugün için neden aynelere? Tabii tabii, ben şaka değil size. Şaka yapıyorum. Evet. Şimdi birincisi bakınız biz Amerika'ya rağmen şu an itibariyle, hatta bir süredir Tayfun füzesinden itibaren çok net bir şekilde Ege'de durum üstünlüğünü sağlamış vaziyetteyiz. Hatırlar mısınız? Gene iki hafta önce şunu söylemiştim. Ya artık dikkat edin, Ege'de Yunanistan'ın askeri nitelikli tacizi yok. Evet. Diplomatik var bakın. Neden? Bir anda bitti. Çünkü öyle argümanlar ürettik. İzmir'in 2800 metre yakınındaki Sakız Adası'na Yunan Genelkurmay Başkanı gelip açıklama yaptığı gün hemen Sinop'un açıklarına da Tayfun füzesini gönderdik. Bakın bu Amerika'ya rağmen, bunu tekrar anlatmayacağım, mevzumuz terör çünkü, bir anda durum üstünü sağlamıyor. Ne oldu? Girit Rodos hattına çekildiler. Dikkat edin, orada bir şey çıkıyor. Ama biliyorlar ki oradan da bir şey çıkmayacak. Yani bir kere bu durum üstünlüğünü sağlamak çok ciddi şekilde rahatsız etti. İkincisi burası. Şimdi burada bir şey var. Ne var? Dikkat edilirse yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle özellikle Esed rejimiyle muhalifleri, geçen 2-3 hafta önce anlattığım husus, evet, muhalifleri uzlaştırıp bir ortak güç meydana getirildiğinde İlk yapılacak harekat Afrin bölgesi, Aynel Arap bölgesinedir. Fırat'ın doğusunadır. Fırat'ın doğusuna el atıldığı gün artık bu bölgede Amerika'nın barınması neredeyse imkansız hale geliyor.
Çok rahatsızlar. O yüzden kendilerini deşifre riskine de girerek böyle bir üst akıl penceresinden bir terör eylemi planladılar. Mesele stratejik. O yüzden şunlara dikkat çekmek isterim. Bu mesele sadece birkaç terör, bildiğimiz teröristlerden ibaret değil. Yurt içinde PKK-PYD dışında da bunlarla birlikte hareket eden dış istihbarat elemanlarını yarın tutuklandığını görürsek hiç şaşırmayalım. İstihbarat örgütleri devrede olduğu için hepsi kesinlikle. Bir anda... Tamam. İki, bu arada tabii. Dün de Ankara'da çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Onu da es geçmeyelim. Yani evet, CIA direktörüyle Rus istihbarat, başkanının bir araya gelmesi, Ankara'da bunun duyurulması. Bugün müydü? Dün müydü? Tamam. Yani, dolayısıyla burada aynen Arap, Amerika'nın ve Amerika ile birlikte hareket eden, DAEŞ'e karşı koalisyon bahanesiyle hareket eden diğer Avrupalı güçlerin, emperyal güçlerin, bir dakika geri gelir misiniz? Yok, lütfen. Bir haritayı anlatıyoruz. Lütfen. Arkadaşlar tam da yerinde kestiniz. Oldu. Yani bakın. Buyurun. Aynel Arap, Amerika'nın, bölgedeki Amerikan varlığının ve Amerika ile birlikte hareket eden Avrupalı emperyal güçlerin son tutunma kalesidir efendim. Sondur burası. Bakın, bura düştüğü an, bura temizlendiği an artık Amerika'nın kamışlı olsun... Efendim şu hatta zaten bulunuyorlar. Ağırlıklı petrol sahaları burada. Şu noktada, şu elimin gösterdiği Haseke, Deirizor hattında. Yani buralarda artık bir PKK-PYD'yi tutarak, para vererek, dikkat edin parayla, nerede ideoloji? Parayla bilmem neyle artık tutabilme şansı da kalmıyor. Ve şu bir algı yanılsamasıdır. Şu sarı alanlar. Bu sarı alanlar sanki tamamen PKK-PYD'nin kontrolündeymiş gibi. Doğru nasıl? Değildir efendim. Bazı alanlarda mesela şehirlerin olun merkezlerinde evet PKK-PYD vardır ama alana hakim değildir artık PKK-PYD. Bakın onu da söylüyorum. Artık Suriye alanında geçmişteki gibi bütün bir alan hakimiyeti söz konusu değildir. Bırakın siz onu, örgütsel bütünlüğü bile artık neredeyse bozulmuş durumda. Bir de o yüzden parayla, o yüzden Aynel Arap'ta, Kamışlı'da Amerika'nın efendim, istihbarat uzmanlarının nezaretinde bunları tutabiliyorlar. Öyle bir durum var. Peki, ve siz mi? Denklemden Türkiye ile temas halinde olan en açık en hassas yeri denklemden çıkarırsanız artık geçmiş olsun. Ya yani Türkiye zaten çok da bildiğim haritada hocam yani şu ortadaki alanı kapattığın anda şu koridoru tamamlamış olmuyor yani zaten. Bakın bu yani olay orası koridor bitti mi? Coğrafi olarak da M4 karayolu. Yani PKK-PYD'nin yok olduğunun ifadesidir. Evet. PKK-PYD yok olursa Amerika'ya rağmen dır bu. Artık Amerika'nın da buradaki varlığı bir de şunu düşünürsek, Amerikan bayraklarını taşıyan araçların orada olmaması. Bir evet. De şunu düşünürsek Türkiye bu operasyonu tek başına başarıyla tamamlar, bitirir. Bundan kimsenin şüphesi yok. Dünyanın da yok bence de. Ama bir yandan da diplomasiyi de beraberinde devam ettirmek gerekiyor. Suriye ile bir işte bakanlıklar düzeyinde görüşme başladı. Rusya ile zaten aramızdaki durum malum. Bir de orada da bir diplomasi de geliştirilip gerçekleştirilebilir mi bu operasyon sizce? Efendim bununla beraber gerçekleştirilsin diye şu an operasyonu biraz erteledik. Öyle mi? Evet. Yani yoksa Türkiye bunu tek başına da yapardı. Ama istiyoruz ki orada artık Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde kalıcı bir barış, demokratik bir anayasa ve demokratik bir hükümet kurulsun. Tabii. Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde de bu hükümet, bu devlet yaşasın. Böylece Suriye'de güvenliği sağlayarak Türkiye'nin ve daha geniş bağlamlarda Kafkasya ve Rusya'nın da güvenliği sağlansın. Evet. Ama hepsinin de güvenliği öncelikle ülkemizin kendi sınırımızdaki güvenlik onu sağlamadan oraya... Bizim işte yani bizim öncelikle bu alanın o aynı güvenliği... Arap bölgesi tamamlandıktan sonra evet. O koridoru komple kapatmış olacağız. O çok kıymetli bir bu şey. Bu çok kıymetli. Onu peki. Daha da detaylı tek bir şekilde anlatmışız zaten. Bakınız şurası... Özellikle M4... Fırat'ın doğusundan şurası. Bahsediyoruz. Evet. Yani tek tutunabildikleri bugün... şurası. Yani bu tabii bir operasyon olursa Türkiye'nin ilave bir güç ayırmasına bile gerek yok. Sahadaki güçlerimiz zaten yeterli. Zaten askeri olarak tabii operasyonu olasılığından hani şunu görmeyiz yani onu demek istiyorum. İşte Türkiye yığınak yapıyor. Hayır efendim sahada yeterince askerimiz var. Peki. Emir verildiğinde peki. Çok kısa sürede temizlenir. Çok teşekkür ediyorum. Sen neyle bağlantı biliyor musun? Bugün şu dünyada Rusya-Ukrayna savaşı var. Çatışmanın da bedeli var. Dünyada bunun dengeleri de yeni dengelerden bahsediyoruz. Enerji krizinden bahsediyoruz. Peki. Türkiye'nin böyle bir operasyonu bütün taraflardan
Rusya, Amerika tarafından ve Avrupa tarafından tekrar bakalım hoppala yeni bir savaş çıkıyor. Bu arada bir iki saat evvel Polonya iki tane füze düştü. İki füze düştü. Nah, al işte burada şimdi aynalar abi. Rusya'yı Ankara'daki görüşmelerden istediğini alamamış. Allah biz yapmadık diyor. Ülkemizi korusun, Rabbim ülkemizi korusun. Hikmet Genç çok teşekkür ederim. Öyle mi? İyi, dua ettim. Çok teşekkür ediyorum. Serkan Toper çok çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Başka bir mesele ortaya konuldu. Aynen araba bir operasyon olabilir mi? MİT operasyonu olabilir mi? Sıcak bir gelişme. Polonya'ya iki füze düştü. Rusya kabul etmiyor. İşte bu bilgiler ışığında da memleket meselesinde MİT operasyonu devam edecek diyor. Noktalıyoruz. İyi geceler herkese.